Of ya, bugün ne kadar sıkıcı bir gün böyle. Ne yapsam acaba ben bugün? Zengin aşkım, nereye gidiyorsun böyle? Evde çok sıkıldım yani Barbie. Ben gidip biraz fakirlerle uğraşayım, tamam mı? Hadi bakalım, görüşürüz. Tamam aşkım, görüşürüz. Canım çok sıkıldı ya. Şu fakirlerle biraz uğraşayım da keyfim yerine gelsin. En iyisi şunların kirasına biraz zam yapayım yani. Fakir, kapıyı aç oğlum, kapıyı aç. Zengin, sen mi geldin? Hoş geldin abi, hoş geldin. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım, annesini sevenler abone olsun, bildirimleri açsın, videoya devam edelim. Vallahi pek hoş bulmadık yani fakir. Kirayı yine geciktirdiniz. Nerede lan evin kirası? Zengin abi, vallahi ödeyeceğim, yemin ederim. Bana bir iki günden müsaade ver ne olur. Vallahi sana yeteri kadar müsaade verdik fakir. Ayrıca kiraya da zam yapıyorum. Zam mı yapıyorsun zengin abi? Zaten çok kötü bir ev burası. Ne olur zam yapmaya. Ne, çok kötü bir ev mi? Ulan sen benim evime nasıl kötü dersen? Beğenmiyorsan kalma o zaman. Zengin abi, baksana şuraya ya. Allah Allah, çok kötü burası, çok kötü. Evimizin tavanından cam damlıyor ya, su damlıyor, şuraya bak. Vallahi yapacak bir şey yok fakir. Madem kirayı ödemiyorsun o zaman terk et evimi çabuk. Tamam be, senin evine kalmadık. Göreceksin sen, göreceksin. Bunların hesabını vereceksin. Çok konuşma fakir, terk et evimi çabuk. Evimden çıkacaksınız, anladınız mı? Nerede kalıyorsanız kalın. Zengin, neden böyle yapıyorsun ya? Acı bize biraz. Buradan atarsan nerede kalırız biz? Sokakta kalırız. Olamaz ya. Vallahi nerede kaldığınız beni hiç ilgilendirmez. Evimden çıkacaksınız, anladınız mı? Gerekirse sokakta yatın. Fakir aşkım, bizi evden atmaya mı çalışıyorlar? Olamaz. Babacığım, bu evden çıkarsak nerede yaşayacağız biz ya? Paramız başka hiçbir yere yetmez. Ne olur zengin, atma bizi evden. Ne olur ya, ne olur, yalvarıyorum sana. Yalvarmam bir şeyi değiştirmez. Benim kararım kesin. Evimden çıkacaksınız. Nerede yaşıyorsanız yaşayın. Canım ailem, maalesef artık buradan çıkıyoruz. Başka bir yere gideceğiz, tamam mı? İyi de babacığım, buradan çıkınca nerede yaşayacağız gibi? Sokaklarda mı yaşayacağız yani? Of ya. Evet aşkım, bu evden çıkmasaydık keşke. Yapacak bir şey yok canım ailem ya. Zengin yine inadı tuttu, bizi evden atıyor. Of ya of, neyse, zaten hiçbir eşyam yok. Oyuncağım bile yok yani. Hadi gidelim o zaman bu evden. Aynen, zaten çok eşyamız yoktu. Hadi gidelim fakir. Tamamdır zengin, çıktık işte evden. Gözün aydın ya. Al artık evini, başına çal. Aferin aferin, evimi boşalttınız. Sokakta mı yaşıyorsunuz, camide mi yatıyorsunuz, ne yapıyorsanız yapın yani. Zengin sen çok kötü birisin. Bizi bu kış gününde sokakta bıraktın. Aynen öyle zengin amca, senden nefret ediyorum. Sen benim tanıdığım en kötü insansın. Ulan bücür, benimle doğru konuş, ağzının üstüne çakarım bir tane ha. Bana bak zengin, bunların hepsinin hesabını ödeyeceksin, tamam mı? Göstereceğim sana gününü, göstereceğim. Hadi hadi yallah, anca gidersiniz, at arabaları size. Yürüyün canım ailem, geliyoruz buradan, yürüyün. Eyvah aşkım, yağmur başladı, koşun koşun, ıslanıyoruz. Oh be, attım onları evden, rahatladım yani. Aa, fakirler değil mi bunlar? Siz burada ne yapıyorsunuz ya? Dilencilik mi yapıyorsunuz yoksa? Hadi be oradan, dilenci falan değiliz biz, tamam mı? Şunlara bak ya, yazık, yağmurda dilencilik yapıyorlar. Alın bakalım size 10 lira. Karnınızı doyurmaz ama en azından işinize yarar. Bana bak zengin, biz dilenci falan değiliz, tamam mı? Göstereceğim lan sana gününü, göreceksin. Evet zengin, defol git buradan, defol. Aman almazsanız almayın, fakirlere bak ya, iyilik de yaramıyor bunlara. Görürsün zengin, bir gün sen de çok fakir olursun inşallah, amin. Allah'ım ne olur zengin amca da bir gün çok fakir olsun ya, amin. Oh be, yine de sabah oldu. Ne güzel bir gün ya. Gideyim de bankamı açayım bari. Zengin olmak çok güzel bir şey ya. Benim bankam var yani. İyi ki zengin olmuşum ya. Lan bu da ne böyle? Ulan bankamın kapısını kırmışlar. Allah kahretsin. Kim yaptı bunu? Kim yaptı? Ulan bankamın kapısını patlatmışlar. Hangi şerefsiz yaptı bunu? Eyvah, olamaz. Ulan kasa. Kasa da açık. Hayır, olamaz. Bu ne böyle? Allah kahretsin. Kasa da boş. Kasayı da boşaltmışlar. Nerede benim paralarım? Nerede? Alo, iyi günler polis bey. Bankama hırsız girmiş. Tüm paralarımı almışlar. Ne olur bir tane polis gönderin. Ne olur. Zengin ne oldu ya? Bankanı mı soydular? Yazık sana ya, yazık. Hı, fakir. Ulan sen fakir değil miydin? Bu üstü açık arabayı nasıl aldın?
Ben artık zenginim oğlum. Zengin oldum ben, zengin. Ama bu nasıl olur? Benim bankam soyuldu. Şimdi de sen zengin oldun. Kesin benim bankamı sen soydun değil mi? Hadi oradan be, saçmalama. Geliyorum ben, görüşürüz. Allah kahretsin. Benim bankamı kesin fakir soydu. Göstereceğim ben sana oğlum, göstereceğim. İşte polis de geldi. Şimdi fakiri tutuklatacağım. Görecek o. Hapse girecek o. Fakir ne oluyor burada ya? Niye apar topar bizi aradan? Bankana hırsız girmiş, doğru mu? Evet Kerem komiser, bankama hırsız girdi. Ve ben fakirden şüpheleniyorum. Kesin fakir girdi yani. Tutuklayın onu. Vallahi zengin, iyi hoş diyorsun da bir kanıt olmadan bir şey yapamam yani. O yüzden önce bir sorgulamam lazım. Ne gerekiyorsa yap yani Kerem komiser. Benim bankamı fakir soydu kesin. İnanamıyorum ya. Tamamdır zengin. Sen hiç merak etme. Bana biraz süre ver. En kısa sürede bankanı kimin soyduğunu bulacağım, tamam mı? Tamam Kerem komiser, sorgumu yapıyorsun. Ne yapıyorsan yap, fakiri tutukla yani. Tamamdır, ben şimdi şüphelileri toplayıp çukurun etrafında sorgulayacağım. Hadi arkadaşlar gidiyoruz. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi zenginin bankasına hırsız girdi. Yani zenginin tüm parası çalındı. Ve gördüğünüz gibi bütün şüphelileri topladım arkadaşlar. Bu korkunç çukurun etrafında toplandık. Hepsini tek tek sorgulayacağım. Ve suçlu kişiyi bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Tabii ki sizler de bana yardım edeceksiniz. Kimden şüphelendiğinizi yorumlara yazacaksınız. O zaman hemen şüphelilerimizi tanıyalım. İlk şüphelimiz bu Sonic arkadaşlar. Çok hızlı hareket ediyor. Bankayı soymuş olabilir. Onun hemen yanında Baldi var arkadaşlar. Öğretmen Baldi, o da şüpheliler arasında. Onun da yanında Keko var arkadaşlar. Keko da bildiğiniz gibi hırsızlık yapmayı çok seviyor. O da yapmış olabilir. Burada fakir var arkadaşlar. Zengin fakirden şüphelendiğini söylemişti. Onu da sorgulayacağız. Ve tabi unutmayın arkadaşlar, siz de kimden şüpheleniyorsanız şu anda yorumlara yazmayı unutmayın. Diğer şüphelilerimize de bakalım. Burada yaşlı bir tane teyze var arkadaşlar. Ayakta bile zor duruyor. Ama o da şüpheli, onu da sorgulayacağız. Onun yanında görmüş olduğunuz bu dilenci adam var. Dilencinin yanında ise kaslı Hello Neighbor var arkadaşlar. Ve son şüphelimiz de Halo Aga. Evet arkadaşlar, şüphelileri gördünüz. Kimden şüpheleniyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. O zaman hemen başlayalım sorguya. Arkadaşlar ilk şüphelimiz Sonic. Sonic söyle bakalım, zenginin bankasını sen mi soydun? Kerem komiser, benim zenginin bankasıyla ne işim olur ya? Ben o sırada spor yapıyordum şehirde. Arkadaşlar Sonic suçsuz olduğunu söylüyor, spor yaptığını söylüyor. Hemen bir kameralara bakalım. Gerçekten de spor mu yapıyormuş? Evet arkadaşlar, şu anda şehrin güvenlik kameralarına bakıyoruz. Sonic gerçekten de çok hızlı koşuyor. Şuna baksanız arkadaşlar. Kamera bile yetişemiyor yani hızına. O yüzden Sonic değilmiş şüphelimiz. Evet Kerem komiser ya, ben şehirde koşu yapıyordum. Hadi görüşürüz. Tamamdır Sonic, sen suçlu değilsin. Gidebilirsin. Arkadaşlar aradığımız suçlu Sonic değilmiş. Şöyle bir sıradan devam edelim. Başka kimler var? Arkadaşlar burada yaşlı bir tane teyze var. Bunun burada ne işi var bilmiyorum. Ona da bir soralım yani. Evladım benim ne işim olur? Ben yaşlı bir teyzeyim. Ben nasıl banka soyayım? Vallahi haklısın teyzeciğim. Arkadaşlar ben bu teyzenin soyduğunu düşünmüyorum. Ayakta bile zor duruyor yani. Bankayı nasıl soysun? O yüzden başka şüphelilere geçelim. Keko var burada. Vallahi Kerem komiser, bana hiç bakmayın. Yeminime kurayım, ben soymadım ya. Vallahi ben soymadım ya. Arkadaşlar Keko da bankayı ben soymadım diyor. Ama ben ondan bayağı bir şüpheleniyorum. O zaman söyle bakalım, banka soyulduğu sırada neredeydin? Vallahi Kerem komiser, ben o saatte tabii ki de köpeklerle oyun oynuyordum ya. Parktaydım yani. Arkadaşlar Keko o sırada parkta olduğunu söylüyor. Bakalım güvenlik kameralarına, gerçekten de parkta mıymış değil miymiş? Evet arkadaşlar, parktaki güvenlik kameralarına bakıyoruz. Keko'ya bakın ya, nasıl da vuruyor köpeğe. Köpek de Keko'yu kovalıyor, şuna bakın. Arkadaşlar ısıracak şimdi ya, şuna bakın. Arkadaşlar güvenlik kameralarına da baktık. Görmüş olduğunuz gibi Keko da suçlu değilmiş. O zaman suçlu kim arkadaşlar yani? Zenginin bankasını kim soydu? Arkadaşlar burada Halo Ağa var. Halo Ağa, yoksa zenginin bankasını sen mi soydun? Söyle bakalım. Ula oğlum, zenginin bankasını soysam burada ne işim var oğlum? Kendime ev alırım, araba alırım. Arkadaşlar Halo Ağa da doğru söylüyor yani. Banka soyan biri ne yapar ki? Zengin olur. Aklıma biri geliyor arkadaşlar. Fakir önceden çok fakirdi ama birden zengin oldu yani. Araba falan aldı kendine. Sen bu paraları nereden buldun fakir? Kerem komiser çok çalıştım, kazandım. İyi de fakir, senin daha mesleğin bile yok yani. Birden bu arabaları alacak kadar parayı nereden buldun? Yoksa zenginin bankasını sen mi soydun? Hayır ya Kerem komiser, olur mu öyle şey ya? Ben hırsız mıyım? Soyar mıyım hiç? Boş ver sen beni. Arkadaşlar ben fakirden bayağı bir şüphelendim. Şimdi fakirin satın aldığı şeylere bakacağız hep birlikte. Arkadaşlar güvenlik kameralarına bakıyoruz şu anda. Bizim fakire bakın ya. 3 tane son model araba almış kendine yani. Nasıl aldı bunları? Ayrıca gitmiş kocaman ev almış yani. Bunları kendi parasıyla alması imkansız. Kesin banka soydu. Kerem komiser, tamam itiraf ediyorum. Zenginin bankasını ben soydum. İşte bu, biliyordum seni soyduğunu.
bana. Birden bu kadar zengin olman normal değil yani fakir. Kerem komiser ne olur affet beni. Zengin benimle dalga geçti. Evden attı beni. Sokağa attı. Nasıl yani? Zengin seni bu kış gününde sokaklara mı attı? Nasıl yapar bunu? Aynen öyle Kerem komiser. Ben de ondan intikam almak için böyle bir şey yaptım. Ne olur beni hapse atma ya. Ne olur. Ama fakir senin bu yaptığın suç. Ama zenginin yaptığı da çok kötü bir şey arkadaşlar. Fakiri bu kış gününde sokağa atmış yani. Ailesiyle birlikte hem de. Aynen öyle. Karımı da çocuğumu da beni de sokağa attı ya. Yazık değil mi bize ya? Yazık değil mi? Arkadaşlar ben fakire çok üzüldüm yani. Onu aslında hapse atmak istemiyorum ama sizin de cevaplarınız önemli. O yüzden sizce çukura atayım mı fakiri yoksa atmayayım mı? Kerem komiser çok pişmanım. Ne olur ya zengine birinin haddini bildirmesi lazımdı. O yüzden soydum. Lütfen atma beni lütfen. Fakir kararı takipçilerimiz verecek. Arkadaşlar yorumlara herkes yazsın. Sizce fakiri çukura atayım mı yoksa atmayayım mı? Ne olur arkadaşlar atmayın beni. Ne olur acıyın bana.